Merhaba çocuklar. Biz yine bugün Ceyhun'la geldik. Evet. Ceyhun'la birlikte bir geyik çizmeye karar verdik. Bunu çizerken de size öğretmek istiyoruz. Bugün bir keçeli kalem kullanacağız boyamak için. Sizin de varsa keçeli boyayla boyayın, yoksa kuru boyayla da boyayabilirsiniz. Evde ne varsa onunla boyayın. Hiç fark etmiyor. Hadi bakalım, malzemelerinizi alın. Gelin birlikte başlayalım çizmeye. Bir varmış, bir yokmuş. Bir orman varmış. Sonra... Ona diyeceğim. Ormanın derinliklerinde bir geyik yavrularıyla yaşanmış. Bu yavrulardan bir tanesi çok avurmuş. Yemek vaktinde hep en çok yemeği bana verin, bana verin denmiş. Annesi ne kadar ona nasihat vermişse dinlemiyormuş. Günlerin birinde bu kardeş avur geyik kardeşiyle geziye çıkmış. Ormanda meyve dolu bir sepet görmüşler. Halde o sepeti insanlar oraya bırakmış. Avur geyik koşmuş sepete, en büyük meyveyi ben yiyeceğim demiş. Sepetin içinden kocaman bir armut bulup hemen onu ısırmış. Gerisini de atmış uzakta çimlerin üstüne. Sonra kardeşiyle oradan geri dönmüşler eve. Öbür tarafta annesi evlerini temizliyormuş. Birden uzaktan kaplumbağaları görmüş. Kaplumbağalar sırtlarında hasta bir kırlangıcı taşıyorlarmış. Anne geyik hemen koşmuş kaplumbağalara. Nereye gidiyorsunuz? Bu kırlangıcı nereye götürüyorsunuz demiş. Bu kırlangıç bizim arkadaşımız. Bu kırlangıç bizim arkadaşımız demiş. Kaplumbağalar demiş ki, bilge baykuş, bu kırlangıcın iyileşmesi için armut lazım. Anne geyik demiş ki, bu kırlangıcı bize getirin, biz onu arayıp armut buluruz. Kırlangıcı geyikin evine götürmüşler. Öbür taraftan yavru geyikler gelmiş. Ellerinde de meyve sepetini getirmişler ormanda. Anneleri meyve sepetini görünce demiş ki, o meyve sepetinde armut da var mı? Yok, yavru geyikler yok demişler. Sonra zaten akşam olmuş, gidip uyumuşlar. Bu geyik rüyasında ısırdığı armudu görmüş. Armut ağlıyormuş ve yavru geyiğe, neden beni yarım bıraktın, yemedin demiş. Ve ben bu kadar faydalı ve lezzetli bir meyveyim. Beni niye çöpe attın? Ertesi sabah yavru geyik uyanmış ve ormanda armudu bulmaya gitmiş. Biraz gezince armudu bulmuş. Armudu almış ve çeşme suyunda yıkamış. Sonra eve getirmiş, kırlangıcı yedirmişler. Kırlangıç armudu yiyince iyileşmiş. Ve ondan sonra öbür geyik artık israf yapmamasını demiş. Bu hikayeden böyle bir ders çıkardığımız şu ki, hiçbir şeye israf etmememiz lazım.
Evet çocuklar. Bugün Ceyhun'la böyle bir geyik çizdik. Siz de bizimle çizdiniz mi? Çizmediyseniz resim malzemelerinizi alın. Videomuzu izleyerek adım adım çizin. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi hoşça kalın.